Adıyaman'ın Kahtı ilçesinde 88 yaşındaki Şeyhimiz Gergerli'nin okuma aşkı ve kitabı olan tutkusu gençlere örnek oluyor. Kahtal Kütüphanesi'nin en yaşlı müdavimi olan Şeyhimiz Gergerli, 2 haftada bir kütüphaneye gelerek hikaye ve roman kitapları alarak evde torunları ile beraber okuyor. İlkokul ve ortaokulu dışarıdan bitiren 88 yaşındaki Şeyhimiz Gergerli, kitaplara olan düşkünlüğünü yeni nesillere örnek gösteriyor. Okumaktan büyük bir zevk aldığını belirten Gergerli, okumayı seviyorum, okuyunca daha da bilgi sahibi oluyorum. İstiyorum ki herkes okusun. Benimle beraber geldi kütüphaneye. Dedim ya ben de kitap okuyorum. İster verir misin bana da? Dediler tabii burası kütüphane halkın malıdır. Okuyun. Ondan sonra çok bütün kitapları araştırdım. Romanı, ondan sonra hikayesini, en sevdiğim, beni etkileyen İmam Gazali'nin kitaplarıydı. Siz de okuyun. Kafayı, ondan sonra interneti bırakın. Kitap okumaya devam edin. Okumadan olmuyor. Dinimizde de bu. Yani hakikaten de Hazreti Peygamber Efendimiz diyor, okuyanla okumayan bir olmaz. Ama bizim zamanımızda okul yoktu. Biz dışarıdan aldık. Diplomayı dışarıdan aldık. Emekliyim ben. Hem ilkokulu hem ortaokulu dışarıdan aldık. 88 yaşındayım. 2 yılda beri kütüphaneye gidip geliyorum. Ben kitap okumayı seviyorum. İstiyorum ki herkes okusun. Buraya kitap okumaya geliyoruz, ders çalışmaya geliyoruz. Son zamanlarda Şeyhimiz amcanın buraya gelmesi dikkatimizi çekti ve daha çok kitap okumamıza neden oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Bizi daha çok kitap okumaya sevk etti. Kütüphaneye, ders çalışmaya ve kitap okumaya geliyoruz. Son zamanlarda Şeyhimiz amcanın buraya gelmesi dikkatimizi çekti. Gidip sorunca son 2 yıldır buraya geldiğini söyledi. Hani bizim de ona bakarak daha çok ders çalışmaya, daha çok kitap okumaya bizi sevk etti. İşte öyle biz de anladık ki okumanın yaşı yokmuş. Hani ister 8 yaşında olalım, ister 80 yaşında olalım. Şeyhimiz amcamız bundan önce torunuyla birlikte kütüphanemize geliyordu. Torunu kendi adına aldığı kitapları dedesine verip evde okuyordu. Bir gün yine beraber geldiklerinde bakıyor, bu böyle olmuyor diyor, toruna söylüyor. Ben de buradan kitap alabilir miyim? Hemen gidip bizim kütüphane memuruna söylüyorlar. Memurumuz da tabii ki diyor, bu kütüphanemiz herkese açık. Her yaştan insanımız kitap alabilir diye söylüyor. O gün bugün kendisi kütüphanemize üye oldu. 15 günde bir gelip birer kitap alıp okuyup tekrar kendisi getirip değiştiriyor. Sürekli gelen bir okuyucumuz yaşıyla kitap okumanın yaşının olmadığını gençlere göstermiş oluyor, örnek oluyor gençlerimize. Buraya geldiği zaman çoğu zaman gençlerimizle sohbet edip işte sosyal medyanın zararlı yönlerini anlatıyor. İnternete çok takılmamalarını, buradaki kitaplarla haşır neşir olmalarını, kitap okumalarını tavsiyelerde bulunuyor.